O binada iki kişi yutuva gen, iki kişi tatuva gensiler ha? Tatuva gensi, elik gerilik. Elik gerilik, ülkelerin pul tut gensiler. Bu yılda beni korusunuzda mesela üçte sudya var, ben bir arayış tutuşumuz. Ben sizge litinize tutup hemen asanı korusatam ben. Ne mekeri, hemen asanı korusatam ben. Zarıl basu baka kelip uzun uzun ok kemiydi ki öyle ki. Sağlığına malumat gelip, bunlarla beri koşuların gelip, bunlarla rokatla otuş gelip. Resmen. Boş prokuratura, boş prokuror. Nihmetli yoldaş. Majburi icra bürosu kaldı mı ki? Tadım et yapın. Çünkü Uzbekistan Respublikası akreditasyondan otmagan sen de yap. Hop de yapın. İcra hujjatlar var mı? Onun da. Valla rahbarımdan yapıştık. Kim ben sizinle yapıştık? Ha, siz de yemek yapmışım mesela. Gel siz de. Bana ki? Soru odayız. Bana spotlar koydum. Ben geç çıkarıp hop geldi yaptı. Yoş böyle ben sizinle bu olsun. Antikorrupsiya. Ayıbxon aka, yana bir bor assalomu alaykum. Sizni bizning tahririyatimizga murojaat qilishingizga nima majbur qildi? Endi bu tahririyatga murojaat qilishimning asosiy sabab sarson bo'lib mashinamga kelib ketdim birinchi o'chirdi. Unga borsam, bunga bor dedi, bunga borsam, unga bor dedi. 22-yilning 17-oktyabr kuni, 17-oktyabr Uchqo'rg'on fuqarolik sudida binoni ikkiga bo'lish bo'yicha yutib chiqqanman. Qayerda qanaqa bino edi u? Bu ikki sherik asosida sotib olingan. Sherigam o'zimni qadirdon oshnam bo'lgan. Auksiondan sotib olganmisiz? Auksiondan emas. Dadabayev Qobildan sotib olgan naqd pul. Xususiy binoni. Xususiy binoni. Bolalarim musofirchilikda ishlab o'p kelgan puliga sotib olganman. Shu bolalarimga ustaxona qilaman deb. Musofirchilikda ishlardi. Kichkina hali ona suti og'zidan ketmaganki bular shunga chidamasdan g'irromlik qilganiga qaramasdan 17 oktyabr kuni yutib chiqdim. 17 oktyabr kuni. Sud ijro tayinladi. Sulaymonova ekspertiza tayinlandi. Ekspertizada ham yutib chiqdim. Sud ijro tayinladi. Ijro hozirgi kungacha cho'zilib kelyapti, bo'lib bermayapti. 2022-yil 17-oktyabr kuni siz sudda bo'lishi bo'yicha binoni bo'lib berish bo'yicha sizlar sotib olgan binoni bo'lib berish bo'yicha sudga bergansiz. Sudga bergan. Qanoatlantirilgan. Qanoatlantirilgan. Lekin 2022-yil 17-oktyabrdan buyon ijro ta'minlamayapti. Ijro ta'minlamayapti. Unga bor, bunga bor. Ertaga, indinga, ertaga. Shunga qaramasdan ya'ni apellyatsiya vaqtini kutib berdim, turib berdim apellyatsiya vaqti. Apellyatsiya bersa, manda qolib ketgan bo'lsa haqqi deb. Apellyatsiya vaqti o'tib ketdi, 3 oy bo'lyapti. 3 oy bo'lyapti. Apellyatsiya tartibida shikoyat keltirish muddati ham o'tib ketgan. O'tib ketgan, u ham o'tib ketganda hozir yana boshqatadan sud kirgizyapti. Buni qanday qilib ko'radi u sudiya? Qanaqa tushunsa bo'ladi bunga? Sudga bergan ya'ni. Yana sudga beryapti. Muddat o'tib ketsa ham sudga beryapti. Muddati o'tib ketgandan keyin sudga bersa, buni sud hozirlik ko'ryapti, buni sudini ko'r. Sudiya hozirlik ko'ryapti, sud ko'rgani. U binoda, u binoda 2 kishi yutib olgan, 2 kishi sotib olgansizlar ha? Sotib olganmiz 50-50. 50-50. Kadastrdan pul tutgansizlar. Kadastr hujjatlaridan 50-50 mulkdor ikkita turibdi. Shunga ham qaramayapti. Bo'lib berilgan ha, kadastr hujjatlari ham bor. Kadastr hujjatlari ham bor. E, vaqt o'tyapti-da, oradan i nariga sherigingiz sudga beryapti. Yana sudga beryapti. Nima majbur beryapti sudga? Binoni olib qo'yishganmi sizdan? Binoni shundoq ham hozir 1 yildan beri men u yerdan foydalanmayapman. Sabab nimaga foydalanmayotganingiz? Sabab meni u yerdan chiqarib yuborishgan, binoni bermayman deb to'palon qilyapgan. Ular soliqchi borsa, yarmiga soliqini to'labdi-da, soliqchi borsa, yarmi bizniki emas deydi. Foydalanyapti. Soliqlarni siz to'lab qo'yasiz. Majbur to'layman. Siz to'laysizmi? Chunki bino meniki, binoga soliqini majbur to'ladim. To'layapsiz. Mana bolalar borsangiz egallab olgan chiqarib. Egallab olgan, bo'shatib bermayapti. Xo'p. Bularni keltirgan vaji, keltirgan vaji. Akamni hissasi va akamni haqqi bor deb 3ga bo'lamiz deyapti. Men unga norizo bo'lib sizlar sotib olayotganlaringda, sotib olayotganlaringda haqiqatan o'sha akasi bormidi? 2 kishi sotib olganmisizlar o'sha binoni yo 3-chi odam ham bormidi? Qanaqa 3-chi odam endi paydo bo'lyapti. Endi kirgisi kelyapti. Oradan vaqt o'tgandan keyin 3-chi shaxs paydo bo'lib qolyapti, nima? 3-chi shaxs paydo bo'lib qolyapti buni akasi. Shunga hozir nima qilishimni bilmasdan iloj yo'q. İctimai tarmaqqa ariza bilan murojaat qildim. Hurmatli prezident, hurmatli respublika bosh prokurori, oliy sud raisiga men murojaat qilaman. Mana bolalarim bilan musofirchilikda ishlab, shu birimiz ikki bo'lsin deb keldik. Shu ishlagan pulimizga bir ko'chmas mulk, bir mulk sotib olsa, shunga ham
Şeri çıkıyaptı. Hazır üçüncü şahs payda bo'lyapti. Hazır sudga bergan taqdirimda mana sud qarori turibdi. Mana sud qarori. İkkiga bo'lish masalasida ikkiga bo'lib ijroga beryapti. İcra unga bor, bunga bor dedi. Qayga boray? Yo yana Rossiyaga qaytib ketaymi? Hurmatli bosh prokuror, respublika prokurori, hurmatli oliy sud sudyasi, hurmatli prezident, sizdan imkon qadar yordam qilishingizni so'rayman. Bu nihoyatda nihoyatda achinasiz. Bu ishlagan pullarimiz, ishlagan vaqtlarimizni ko'rganingizda achinardingiz. Bu pullarmi musofirchilikda ishlab shu bolalarim shu tomonlarga bormasin deb ishlab kelib shu mulkni olib shularga ustaxona qilib beray degan mulkimga mana tajovuz qilyapti Karimovchilar. Mana mana sud qarori yutib olganman. Sud ijroga bergan, ijro unga bor, bunga bor. Hozirgacha ijrosini qilmaydi. Qanaqa bu sudya jonimdan to'yib ketdim. Vaqti o'tib ketgan, surog o'tgan bo'lsa-da yana sudga sud qilishga hozirlanyapti sudya. Qanaqa bu qanaqa qilib tushunsa bo'ladi? Qanaqa qilib tushunsa? Yo, yana O'zbekistondan ketaymi musofirchilikka? Kim yordam beradi menga? Sizlar yordam bermasangiz hech kim yordam bermaydi. Tahriyatimizga kelib tushgan yana bir murojaat yuzasidan biz ayni damda Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanida biz ayni damda hozir birinchi bo'lib murojaatchimiz tomonidan kelib tushgan yana bir murojaat tutdi. Namangan viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha Uchqo'rg'on tumani sudida biz va hozir bu yerda kiramizda va fuqarolik ishlari bo'yicha Uchqo'rg'on tumani sudini raisidan izoh so'raymiz va navbatdagi manzilga yuzlanamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sud bilan bog'liq masalalari bor ekan, boshqa tashkilotlar bilan bog'liq. Endi biz o'rtada ko'plik vazifasini qilamiz. O'zlarini olib chiqarib yuborsam ham bo'ladi, u maqsadga muvofiq bo'lmaydi-da, noto'g'ri bo'lib qolishi mumkin-da. Shunga bir qator o'zingiz qabul qilganingiz yaxshi bo'ldi. Rahmat aytaman shunga. O'zingiz bilib qo'yganingiz yaxshi bo'ladi. Sizga ko'p yetib kirmayotgan holatlar ham bo'lib qolishi mumkin. Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Shunga avvalambor rahmat aytaman sizga. Sizni qabul qilganingizga, yo'qdirmaganingizga, o'zingizga vazifa berganingizga. Biz vazifa Mano, obyektivli bo'lish uchun bir ikkinchi tomondan tushunga qilib tursa yaxshi bo'lardi deydi o'zlaringdan. Yo'q, o'zlaringdan. Sen telefonga tip men deb o'zlarda bormayman, mana olib qo'yergin. Qarang, meni qarab albatta lekin so'rayman, yaxshiroq bo'ladi. Ha, o'zlaringdan olib tursalar ham yaxshi bo'lardi da, endi bizda doim bormasan chiqargan bo'lsa. Biz shu qaroringiz ishiga ariza kiritganimizdan so'ng sudya qojib ko'rib chiqdi ishimizni. Ko'rib chiqdi. Javobgar tomonidan mandavogar bo'ldi. Javobgar Karim Mamatov bo'ldi. Buni ko'rib chiqdilar sud davomida orada ekspertiza tayinladi Sulaymonov. Ekspertiza qildirib keldik. Ekspertizadan so'ng mana qilgan hal qiluvchi qarorlari bu hal qiluvchi qarorni ikkinchi tomon javobgar tomon hal qiluvchi sudiga 2 marotaba chaqirildi, kemada sirtdan ko'rildi buni. Umumiy mulk bo'yicha birgalikdagi Karimov bilan birgalikda. Ishlama gapiradigan, birgalikdagi mulk deb topilibdi. Gulbog' mahalla, Amir Temur ko'chasida joylashgan. 3606 kvadratli metr joylashgan klub bino inshootlari da'vogar Nuriddinov Aybxon, Sazdinich va javobgar Karim Mamatov Mamat Obilovichni birgalikda mulk deb topilsin. Gulbog' mahallasi Amir Temur ko'chasida joylashgan 3606 kvadratli metr yerda joylashgan klub bino inshooti da'vogar Nuriddinov Aybxonning ulushi 2dan 1 qism deb javobgar Karim Mamatov Mamatovning ulushi 2dan 1 qism topilsin. Demak, O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri huzurida Salih Quddus Hadija Sulaymonov nomidagi ekspertiza markazi Namangan viloyat bo'limi 26 sentyabr 2022 yil xulosasiga ko'ra, umumiy yer maydoni 2dan 1 ulushi 1803 kvadrat metr, shuningdek, yordamchi binolar, ayvon, asfalt, maydon, beton yo'lak qismi Nuriddinov Aybxon tomonidan olib berilsin. Shuningdek,
İki zembir ölüş, üç bu binanın 1800 kvadratlı yer meydan coğraşken bina, hayvan, yordamcı bina, beton yürek, Kerim Hürmetoğlu Hürmetoğlu faydalanımda kaldırılsın. Dava gönderdiğini ayıp konserde dönüşten 2 milyon 20 son dava bozuldurulsun. Cevapları Kerim Hürmetoğlu Hürmetoğlu işten 3 milyon 100 bin son dava bozuldurulsun. Hakkı Koroz'dan Rastuman Buray'da içeri şu dolarından Angeva'da sütü yapıyla istedik. Şirket 5 için prokuror protest getirir. İşte katlaşmayan taraf kararın organ kimden başlar. 15 gün içinde işine uzun istiyorlar. Haydi görüş hakkında acilere buna kışkır mümkün. Reis edici şu kazıyı bütün herhalde yemek. Kastı sular benim kulasın üstüne çıktı. İkiye bölüp bu yıl geldi. Kulüp binasını ha? Yani kulüp binasını. Buna hazır mecburi icraki hat bilen müracaat kılındı. Bölüp verilsin dedi. Hazır geçen icra öz işini, icrasını kıyanı yok. Hazır ikinci taraf yani Koziyev'e erize kırıptı. Erize kırıptı ki erize dikildirgen vacileri keçeki sefer kıyanıydı. Reis bile ulan kılıyapken hareketi menge yokmadı. Hazır baş... Bula hazır tut tükeken muhtar reis şimdi halkın uç karardı. Yok sırttan çıkarıptı. Kanun bu için sırttan kılıp çıkış doğrusu diye kalorge. Eğer mabada taraflarda narazı bulmasa, narazı o sırttan çıkarken karar küçük kirgende ciroge boradı. Lekin narazı bulsa, apelese tartıbıda buraya mülacı da verilmiş mümkün. Hazır indim, bilişimce Mehmet abi, Kerim Mehmet abi velike 15 gün içi de sırttan çıkarken karardan narazı bulup kayıtına verdiler. Yakın da verdi. Hadi ben Koziyev buzi. Koziyev buzi geldi. Koziyev bugünkü süt bilgiler koyuşken, saat 3'ke. Mahazı bugünkü erize bilen, erize kırıtsam oladı mı? Vaktin içeri süt tuhtetti. Mahazı yendi, mahaldın advoketim işini tüketti de. Ma, şu halkla uç karar geçe. Advoketlik kıverdiler de yendi hazır başka advoket olmak için ben hazır erize kırıtıp sütlü tohtesik hakkım var mı yani? Bu masalanın stüdyolar müstakildi. Bana uzun kurup çıkan stüdyoya arizanı vereyim, iltimas olmayı izin vereyim. Taraflar iştiraki de kurup çıkılsın. Onun arizası yap, kayda kurup çıkış hatı da gidiyor. İşsizliği yap, sütlü tohtesik hatı da gidiyor. Advoket olamayan da iş kurup iz vardı. Eğer mabada iltimas olmamızı kanatlandırırsa demek ki sütlü tohtada da advoket o günge kadar. Ula hazır nakanuni hücretler, hücretlerini götürüp gelip süt de aitişi bu çok. Avalim ki örgenim yok bunu. Hazır Koziyev eti yaptılar ki mülk emçizini emçizi ölçülgen bu kulüptü emçizini tasçı man Nurdinov Ayfan iyi kereyim mamatları. Ülüşte 10 milyona 20 milyon pül koyulgen ülüşge. Hazır bunu ülüşte binanı koyulgen de turuşdu. Nima turib kelishgan bularga? O zaman sizni fikringizdan tushunishimcha, demak bu qarorning ustidan qilingan shikoyat bo'yicha bu qaror bekor bo'lib 3 ga qo'yilgan deyapsizmi? 15 noyabrga bugun. Ha, demak bu qaror sirtdan chiqarilgan qaror bekor bo'libdi. Agar siz gapingiz bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, u yangitdan sizni Karim Mamatovning Mamatovga nisbatan ushbu nizoli binoni birgalikda mulk deb topib bo'lishni natijalar shartida da'voingiz ko'rib chiqaradi. Bu degani mana oldin ko'rib mana qaror chiqdi-ku, to'g'rimi? Endi bu qarordan demak, Karimov Mamatvali 15 kun ichida sirtdan chiqarilgan qarorni bekor qilish so'rabdi. Gapingiz bo'yicha demak, u bekor qilindi. Bekor qilish anaqa so'ramagan ular. Yo'q, qaytadan ko'rib chiqish demoqchi. Qaytadan ko'rib binoni 3ga bo'lish so'rayapti. Tushunarli. Demak, binoni 3ga bo'lish so'rayotgan bo'lsa, agar bugungi prosesda sirtdan chiqarilgan qarorni qayta bekor qilish masalasi ko'riladigan bo'lsa, u boshqa masala. Bekor qilinib, tayinlangan ish bo'lsa, o'sha demak, mana bu ishingiz boshqatdan boshlanadi-da. Shuning uchun bu hali birinchi proses ekan, demak, boshqatdan boshlangan sudni siz so'rashingiz mumkin advokat ishtirokida ko'rishsa. Buning uchun iltimosnoma kiriting. Mana hozir men tushuntirib beraman, ularga beraman-lar, men bor uzr so'rayman. Aytsam bular aytayapti, ish ko'rib bo'lgani qachon edi-yu, bular muddati o'tib ketsa-da, muddati o'tib ketsa-da deb aytayapti. Muddati o'tib ketgan. Muddati boshlamaganlarga men aytgan. Yo'q, shuni tushunmaganlarga men bo'lmadim, siz ham bulardan bo'lmadingiz chunki muddati ancha bo'lgan o'tib ketgan. Demak, 500 million. To'g'ri gapirdingiz, Yorbek. Xo'p, aytgan aka, qonun bo'yicha demak, 17-oktyabr 2022-yilda chiqibdi. Qarorni en oxirgi qismini o'qisangiz,
Bu kararını o gün günden boşlar, 15 gün içinde sırttan çıkarılan kararını bekar kılıçını soruş kokuya gidiyordu yani. Şimdi bu kararını o gün günden söz getip arkadaşlar gelip olsak, Kerimov, Mamatvali, Mamatov Beyliviç bu kararını 17. Oktyabr'da, var hani 18'den değilik, o gün basarak Kursa Arkali 15 gün koşarız. 15 günün içinde verişleri gerek. Oşa müddatı otuz getirdi, o anceden giden beri yaptı. Eğer, eğer. O da suçluşanı koru yaptı, şundan norozluğundan ne yaptılar? Eğer o tarz, bu içe norozlu buradayken bulsanız, demek bu norozluğunuz buralı. Şimdi sırttan çıkarken kararını bekar kılıp, kaydeden kuruş hatırlı kısmı vardı. Şimdi kanunumuza yazılırken, sırttan çıkarken kararını üstünden şikayet kılmamaydı. Lekin sırttan çıkarken kararını müddet otken derken, bekar kılıp, kaydeden kuruş buradaki olmaz, bu payda şu halde şikayet kılıp, sorulardı. Sebabı, çünkü müddet otkuz vardı, yani ne köyü yaptı deysen, onun da hepilesi tartıdı, şikayet kılıp, hukuk yapıp çıkardı. Çünkü nam tepesinde yazılıp koyup da, eğer ben bu adam, şunlar halatlar roy belgen taktirdi, bu roy müddet ciddi apelası taktirdi, bir iş mümkün değil. Yani kürüşçü başlarken, muzda tutup gitken, o zaman asaslar gerek, hüccetti, şikayet yazış gerek, velayet, kararcılar, sulluğun hayatımız var. Şu yok apelası taktirdi, şikayet yazsanız, biz bu yönden cüretemiz, günü tayinlenedir, hamacınız etlesin. Ortak suyda bizi geliştirip koyma, 500 milyon pülünü veremem diyor. Şu mümkün mü? Hazip manye pül bilanında kalıp geliştirip bu işler mümkün mü? Yo, şimdi kanun boyunca taklifini, hele ki bize gelişim bitimi degenler sayın var. Eğer o taklif sizge makul değilse, gelişim bitimini tutsanız, gelişim bitimi kanunca zıt bulmasak, yani üçüncü şahsına yan vardı bir yerde. Ulan yan, hukuki dahil kılması, bitim tasarına gelişim mümkün. Şunun için taklif kigen bulsa, o bizim bir taklif mi söz? Yok abi. Ha demek bunu alış olmazsa uzayız hukukumuz. Mabada o, kanun talep uzayız. Bob da dediğin bu zengiz, kirişim bitimini makul kilsen, yani bir olay zaman, sizlerden taşkarı üçüncü şahsların hukuki dahil kılmasını gerek de, kanun yukarı çıkarak bitim, onu tasdikle verirse, kanun boyunca demek kirişim bitimini alıştırılır. Orta sud reis, bu sud başlanışı da, burayı üçge bölümümüzü de kıyan davası mı hangi? Bunu herkes Kerim Muhammedenlerini koşken oraya, oraya koşken de üçge bölümümüzde yok. Suudi'ye onu kulak sağmasın, kadastır hücretleri de mülkünün iki kişimiz. Nuruddinip Ayfkan, Kerim Muhammedenler. Bunu üçge bölümümüzde Kerim Muhammedenlerini koşup geliyordu da, hazır günde Kerim Muhammedenler avtomatik namiyem yok kaldı da, uzayem yok kaldı yaptı da, şimdi bunu mülk, mülk. Emçizcinin balansızı turuptu degen baş götürüp geyen Suudiye'nin olduğu gibi. Demek ki müşterimizde ekspertize kulaksızı yazılırken bizim sud uzun prosesi kurup çıkardı. Evet, müstakil. Şimdi bunlar sende müstakillikliğe biz sud reisi ya başka sudiye aralaş olmayalım. Bu çünkü nabada daha razı bu kanun yazıp koyken de sud kararı üstüden şikayet tertibini kurup çıkarken de parça vazileri iştirdi. Şimdi bu derslerin bu arada insan da sudu daha haber edin bu haliyle. Sudlar müstakil ayrı konakı. Sudlar müstakil oladı. Biz reisten hemen soruyumuz fakat yine adaletli kuruluşunun tamirle verişlerini soruyumuz olur. Burada reis sudiyeye mamdaka köylesen, mamdaka köylesen diye olmaydı. Çünkü müstakil oladı. Ben olduğuna inayet etmem, köprüklü ruhta yapmam. Bırakın da bunlardan olduğuna inayet etmem. Fakat yine reisimiz tamamen adaletli kuruluşunu, bir üstte kuruluyken kuzusu, adaletli kuruluşunun tamirle verişlerini, nazarlıkla o verişlerini sunak konusunda. Yani bitti soğuklarım reis. Hazır bu karar küçüden mi icra kılıç? Bizim için bana kadar o zaman icra gibi yapsın. İcra gibi verilgen bu. Bir tanesinde o zaman sub prosesi bana üçteyken sonra olayım da. Hani kreş, kuk, el, orbesi de hakkıyla var. Bu eğer Ariza, özürlüydü, topçı doğrusu da, kesel bölgendir, yok hizmet safarda bölgendir, şu üçün uzun vakti de olma geldir, şu vacanı kilitirip birgen bulsa, onu süt görüp çıkıp özürlüydü, topçı, bu boyunca genç kereyim Allah da acını çıkardı da, kuruşu boşlaydı. Lekin onu özürlüydü, topa diye asas bulmasa, ne mi üçün 15 gün otken derken bunu işini tutuyor, alıp bunu kuruş masalasını yap, süt müstakaldı. Bu boyunca siz vacinizi işleyen derken, asasını kilitirin. Kilitir olmasa demek, kilişmesin şikayet kılış kokturuptu. Şimdi bana hazır geldim, İlyar Bey etmek için bu yüzden beni kolostumuzda mesela üçte sudya var, ben bir reis Türk işimiz. Her bitti sud uzun gelip düşken taksimat boyunca işini uz kanuni, kaçan işleyirler, kaçan tarafların çakırışı var.
Bazı bir masalalarda endi haligi nima deydi? Nizoli masalalar bo'lib qoladi, fuqarolar kelib qolgan bo'ladi, o'shani so'rish mumkin. Bu fuqaro mana keldi, hajlariga gapiryaptilar. Muddati uz vaqtda ko'rayotgan bo'lsangiz, tayyib javob bering, tegishli deymiz. Lekin hozirginda olib kechi deylarni, men ko'ray uchun nima loqib deyish huquqi yo'q. Yo'q. Shuni nafolat qilib beradilar, nafolat. Hozir kelganman 3 kun bo'lsangiz, shu yerda bo'lsangiz, ha, masalan, hozir kelishadi, kelgandan keyin ko'rishni boshlashadi, kelishadi demayman, ko'rishni boshlashadi. Yozmalar ishda bering, iltimosdan. Masalan, uzrli deb topib ko'rilgan haqida ajr chiqargan bo'lsa, ajr bo'ladi. Ularni iltimosnomasi bo'lsa, nima uchun beriladi? Beryapti 15 kunga, uni ko'ring. Ishsiz ham bering. Asosli yo, asossiz deb topish haqida-da. To'g'ri, mana shuni hozir ko'rib ketsa bo'ladi. O'tgan safar kelganlarida ular arizalarini berishgan, ko'rib chiqayman, nima deb ariza yozgansa, ular bermagan deyapti-da. Shunga o'sha o'ylantirib. Yo'q, uni berish vakolatingiz bor. Qonun bo'yicha ikkalangizni mulkingiz umumiy deb topilyapti. Har ketgan vaqtlarda ham o'rtarais ko'p kelgan vajlandan ham shu qanaqangi hujjat olib kelgan bo'lsa, shuni ham bir talab qilish haqida. Haliga sizga tushuntiraman, fuqarolik ruxsat kodeksimizda 40-44 oralig'ida moddalar bor, bu yerda taraflarning huquq majburiyatlari. Birinchi o'rinda yozib qo'ygan. Men ko'pincha shunda urug'i beringlar degan masjidlarga taraflar ish hujjatlari bilan tanishish degan. Ulardan ko'chirma nusxa olish degan. Demak, ko'chirma nusxa olish uchun birinchi tanishish kerak-da. Demak, tushun, nech ton ziyoda bo'lsa, hozir mana shu ish bo'yicha har bitta varaqni tanishish kerakingiz bor. Sizni qiziqtirgan joydan ko'chirma olish kerakingiz bor, nusxa olish kerakingiz bor, chunki o'shanga e'tibor bildiradigan holatlar uchunda, bo'lmasa, ertaga noxolislik bo'ladi, nimaga menga tanishtirmadi deb, bu narsani haqqingiz bor. Sizga rahmat, rais bo'y, bizga ruxsat. Gapni o'ylayman. Iltimosnomalar, arizalar. Men hozir xursand bo'lganlarga o'sha oxirgi marta ko'rganimda, o'sha Farg'ona viloyatida sayyor qabulda ko'rilgan ekanman-da, hali nima deydi? Soku çinor temsizi ni tasisman mana bitti. Şuna haqida temsizinin ulushini ko'rmoqchi bo'lib keldik. Shunga bitta ma'lumot berishingiz. Ulushda nima turibdi? Shuni ma'lumotim berishga keldik. Ulushga keldik. Yo'q, bular bermaydi. Mana bular tushuntirib bera olmadi. Men tushuntirib beraman. Bular ma'lumot olish uchun MCJ'ni ta'sischisi hisoblanadi. Ma'lumot olish uchun sizlarga murojaat qilgan xodimlaringizga, xodimlaringiz tomonidan bermaymiz unaqa ma'lumotnomani, bizdan jo'natilmaydi deb. Ya'ni yagona darcha orqali davlat ma'lumotlar. Soliq. Ma'lumot olish mumkin. Soliq. O'zingizga tomonidan. Ha, berishmadi menga. Berishmabdi demoqchi bo'layapman. Juma kuni berishmadi. Yo, ma'lumot olish mumkin. Ma'lumot olish chiqaraman. Bepul. Davlat soliq qo'mitasi huzuridagi shu yerda ulushi mumkinmi? Ulush deb. Pul emas, bu aytib tushunmaydi. Ma'lumot oberamiz. Bu shaxs sifatida ma'lumot oberamiz. Bepul bo'ladi. Bepul bo'ladi. Olurmi chiqarmasin pasport. Yo'q, shuni berishmayapti-da, shuni tushuntira olmayapti sizga. O'zi tushuntirmaganda tasdiqchiman degan bo'lsa-da. Ha, tasdiqchi ekan. Pasportingiz bormi dedi. Tasdiqchiman desam, yo'q desam uyda qolib ketibdi. O'p keling deydi. O'p kelishni shuni ko'rib turib, ulushda mulkmi, pulmi qanaqa nima turibdi? Shuninga ma'lumot bering desam, biz bera olmaymiz. Unisini biz bilmaymiz. Endi faqat yangi ochgansizlar xolos firmani. Ichki ish narsa qo'shmagansizlar, bilasizlarmi? Yangi ochilgan xolos korxona. Yo, ko'rib berish xolos. Kimni korxonasi edi u, anomi? Ikki kishi. U ham tasdiqchi, men ham tasdiqchi. Aniq joyda Sokuchinor. Anomi? Haligi birga olgan binoinglar? Ha. U yerda faqat yangi firma ochgansizlar xolos-ku. Xolos qilmagansizlar-ku. Yo, aytishdi, tushuntirishdi. U shakllanmagan deb. Shakllanmagan. Shun bizga shakllanmagan, menga hozir qizig'i yo'q. Shakllanmagan bo'lsa, u shakllantirmagan-da. Menga ulushda nima turibdi? 10 milliondan 20 million pul turibdimi yo bino turibdimi balansida? Shu kerak. Zo'l jamoamasini shakllantiraman deb turib, sizlar qo'ygansizlar. Qani shakllantirmaysizlar? Yangi o'tgan xolos korxona. Tushundingizmi? Bir yildan beri ishlatyapti-ku. Ishlatursa qachon ki ustav fondini shakllantirsanglar, kesinglar bizga shakllantirib qo'yamiz. O'zi tartib bor uni. Olib kelasizlar hujjatlaringizni, yangi tahrirda nizom
taş şartnaması nimasozga qarab shakllantirgansizlar? Mulki shakllantirasizlarmi yoki naqd pul ko'rinishda shakllantirasizlarmi? Naqd pul qo'yilgan 10 milliondan 20 million. Qani olib kelganmisizlar bizga bank xatlarini olib kelib bizga registratsiyani o'tkazishlar kerak, keyindan keyin davlat ro'yxatidan o'tkazib hisoblanadi. Shuna hisob bular aytayapti, tushuntira olmayapti-da sizga mana. Bular qarang mana. Ruhiy sog'lom odamda uni ma'lumotnomasini taqdim qilaveraman. Bu odam murojaat bilan chiqyapti. Yagona darchaga borib, men ta'sischiman, korxonamning balansidagi nima bor, nima yo'q to'g'risidagi balansda nima bor, nima yo'q to'g'risida ma'lumot olgani borsam, yagona darcha xodimlari menga bermadi ma'lumotni, deyapti-da aka. Agar yo'q, ha yo'q, bitta narsa-da aka, eshityapsiz. Men eshitib oldim sizni. Endi bular agar ruhiy nosog'lom, o'zidan-o'zini murojaat qilibdi, yagona darchadan e'tiroz bildirib, noto'g'ri ruhiy nosog'lom deyin aka, men e'tiroz bildiray hozir. Murojaat qilib kelyapti, respublikadan olib kelyapti, Toshkentdan kelyapman mana. Zaril bas, u baqa kelib o'zidan-o'zi olib kelmaydi-ku aka. Xodimingiz, qaysidir xodimingiz bermabdi shu ma'lumotini, o'zi tashxis sifatida ma'lumotini olamiz, bermadi. 1 million pul turibdi deb beradimi chiqsin? Yo'q, uni ma'lumotini bo'lsinglar beradi. Shakllantirgan bo'lsinglar beradi. O'shini ma'lumotini olsa bo'ladimi? Shakllanganmi, shakllanmaganmi? Shakllangan bo'lsa nima bilan shakllangan? O'shini ma'lumotini bermabdi-da. Ha, ana ariza qilib beraman deb borsam, arizamni olmadi, deyapdi. Boshqa narsani tushuntirganlar. Ha. Ha, ular ham hammasi biladi. Yo'q, bo'lishi mumkin, lekin xodim tushgan bog'ida edi. Tushunmayapman. Shuni men sizga tushuntiraytsam, siz tushunmayapsiz. Murojaat qildim, o'quvchiga bo'lgan murojaat. Tushuntirmaysiz. Shu mana hozir siz tushundingiz-a bizni. Shunga amaliy yordam bera olasizmi hozir mana bol? Ha, mana amaliy yordam bering hozir. O'zi tasdiqchi bo'lsa, mana bilar ekansiz. Aka, bir minut to'xtab turing. Mana bilar ekansiz, tasdiq chekan ochganligini ham o'zingiz aytyapsiz, inkor etmayapsiz. Haqiqatdan mana tasdiqchi bo'lsa, mana O'zbekiston Respublikasi fuqaroligi to'g'risida pasporti ham qo'lda turib, shuni ko'rib, arizasini shakllantirib bersin. Hozir aka, bolalar yordam qilinglar, shu fuqaroga amaliy yordam beringlar, iltimos. Firmasini shotidagi balansidagi narsasi to'g'risi ma'lumot. Yo, shot emas, balansida. Balansi to'g'risi ma'lumot. Agar bir marta ochgan bo'lsa, haqiqatdan balansini shunda shakllantirmaydi. Hali shakllanmagan, ha? Shakllantirganini ko'rib. O'shini ma'lumot bir marta ochgan shundan kelyapsizmi? Kelmagan. Ha, o'shani ma'lumotini beringlar, shunga odam. Men kelishim shartnoma qolib, u MCJ ularni andaqasi o'tib ketdi hisobiga, 7 mingni chiqarib yorishdi. Sizni ular MCJ sizni aka, tushundilar xullas. Hatto bormi o'ma, to'g'ri. Bo'ldi aka, tushundilar xullas. MCJ ni balansi ham ikkita tasdiqchi bo'lgan taqdirda ham men sizga o'tgan safar tushuntirdim-ku, ikki tarafning roziligi bilan shakllanadi. Balansdagi kirdi chiqdilar hammasi ikki tarafning rozilik xati bilan kirdi chiqdilar bo'ladi. Bular pul qo'ygansizlar, qo'lmagansizlar, ikkalaring kelib qo'yganmisizlar pulni? O'sha bank sog'lig'idan ma'lumot kerak, bularga berib qo'yishlaring kerak, bulardan ro'yxatdan o'tish kerak. Rasman. Buni hozir bizga balansdagi narsa kerakmi? O'sha bormi yo'q, shu kerak. Pulingiz kerak emasmi? Bo'ldi. Shu bo'yicha amaliy yordam beraman, deyaptilar. Siz kimsiz? Men qoravoyman. Men jurnalistman. Boshliqqa ketyapman. O'rinbosar. Bu boshliqning kishi kimi? Yo'q, yo'q aka. Kamerada ko'rib turgan shekilli. O'rinbosar ham yo'q. Nima sabab bo'lyapsiz ta'minlamayotganingizga? Ijroni sud qarori, ha? Nizolashlayapti-da hozir. Qayerdan, nima, qayerda yozib qo'ygan nizo bo'layotganligini sizda? Hatto yangi ochilgan holat bo'yicha bergan ijro hujjatlar bormi qonunda? Oldin rahbarimdan gaplashib, kelmasimdan gaplashib. Ha, siz demak gaplashmasa ekan sizda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qanaqamiz? Boshliqmi yo o'rinbosar? O'rinbosarimiz, yaxshimiz, charchamasmiz, tinchmiz. Hoz savol berib turdim. Bular ijrochi ekan. Sudning qarori bor ekan bularda. Qanaqa vakolatingiz bor so'ragan? Ishonchnomingiz bormi bularga nisbatan? Men ommaviy axborot vositasi vakiliman. Bizni tahririyatga bular ariza bilan chiqyapti. Hop. Biz bularni gapirtirib bir tomonlama qo'ymayapmiz-da. Sud oldin oydinlik olish uchun tangani ikkinchi tomonni o'rganish uchun majburiy ijro byurosiga kelyapmizki. Sudni ma'muriy binoga. Aha. Ruxsat bilan kiriladimi? Ma'muriy binoga kim ruxsatini olib kirishimiz kerak? Bizni. Bu davlat ahamiyatiga ega bo'lgan maxsus toifalangan obyekt hisoblanadimi? Yo'q, bu yerda shaxsiy. Akajon kechirib qo'yasiz, toifalangan obyektlarga aka. Shaxsiy ma'lumotlar bor bu yerda. Sizning shaxsiy ma'lumotingizga kelayotganimiz yo'q, bu davlatning idorasiga kirib kelyapman. Akajon, tortishmang.
Arizası var mende bularda. Arizası ki asosan jurnalist. Buldum ben keliştim siz bile. Ben siz bile muamelesi tokulendim. Sizge yapraketkenim yok. İtiraz bildirgenim yok. Sizin muamelesi. Akreditasyonunuz var mı? Xonangizga taklif qiling, marhamat, men sizga ko'rsataman. Siz qabul qilasizmi xonangizda? Xonangizda qabul qilasizmi? Men sizga litsenziya turib hamma narsani ko'rsataman. Nima kerak? Hamma narsani ko'r. Mani savolim so'rayman. O'tganmiz akreditatsiyada. Ko'rsataymi? O'shini sizga? O ana shuni ko'rsataymi sizga? Yuring kiring, ochish, men sizga internetda ochib ko'rsatib beraman. Men xonamga olib kirishimcha avval akreditatsiyadan olib kelishni ko'rib olsangiz. Olib kirasizmi keyin? Keyin barcha ma'lumot savollaringizga javob berasizmi? Siz hamma savollaringizga shu yerda ham javob beraman. Bo'ldi. Siz akreditatsiyadan o'tgan ommaviy axborot vositasi vakillariga javob berasiz xolos, fuqarolarga emas, ha? Bo'ldi. Siz fuqaro sifatida murojaat qilishga haqqingiz yo'q, aka. Buning uchun ishonchnomangiz bo'lishi kerak. Fuqaro sifatida murojaat qilishga haqqim yo'qmi? Aynan, bu fuqaroning ishi bo'lsa murojaat. Qayerdan bilasiz? Balkin bordir. Yo'q. Qayerdan bilasiz? Balkin bordir. Bu fuqaroniki bo'yicha men sizga ishonchnomani taqdim qilishga majburmanmi? Majbursiz. Men sizga xizmat guvohnomamni ko'rsatdimmi? Xizmat guvohnomangiz akreditatsiyadan o'tganingizni isbotlamaydi, aka. Nimani isbot? Nima kerak sizga? Litsenziya kerakmi? Albatta kerak. Ana shunda keyin siz bizga kerakli ma'lumotlar taqdim bo'ldi, aka. Bir daqiqa vaqt bering, siz tanishib turing. Qayerdan bilamiz? Ko'chadan olib kelgan bo'lsa. Siz yo'q, to'xtab turing. Siz aytdingizki, taqdim qiling dedingiz. Yo unga ko'naylik, yo bunga ko'naylikda siz provokatsion harakatlarni sodir etmang. Qilyapsiz. Qilyapsiz. Provokatsion harakat sodir qildingiz. Siz qilyapsiz. Siz so'radingiz. Siz so'radingiz, ommaviy axborot vositasi har xil joyda tayyorlash mumkin, menga olib keling siz. Olib keling, aka. Ko'raylik shu narsani. Akajon, ommaviy men sizga raqamlarigacha beraman. Marhamat, solishtirib, sizga kerak bo'lsa, siz qiziqyapsizmi, siz solishtirib olaverasiz. Mana aka, so'radingiz. Mana isbotlab qo'ydim. Siz mana akajon mana unga shunday mana skaner oling mana ro'yxat qilib ko'rsang aka mana skaner oling olib keling aka yo'q onlayn bo'ladi aka siz skaner oling telefoningiz yoningizdami siz skaner mana aka guvohnoma mana litsenziya mana sizga yozib qo'yib qayerdan o'tganligi va mana sizga mana shtrik kod bemalol qiziqing aka telefoningizni skanerda shunday tashlab olsangiz bemalol sizga keraklik ma'lumot chiqadi. Shuna shu yerdan chiqarib olasiz. Siz davlat tomonidan shakllangan elektron bazaga ishonasizmi? Davlat tomonidan shakllangan elektron bazaga. Xo'p, siz ishonasizmi? Davlat tomonidan chiqarilganiga ishonasizmi? Bo'l, mashinani chiqarib olib keberim sizga. Bo'ldim, shuni qo'lingizga chiqarib olib keberishim kerakmi? Bo'l, yana bir qator o'zingiz uchun buni shunday strik kod shunday olib oling telefoningizda. Telefonim yonimda ham. Davlat yo'q siz davlat tomonidan chiqarilgan onlayn bazaga shakllanganiga ishonasizmi? Davlatga ishonasizmi? Ishonasizmi davlatga? Mana aka shtrik kod oling. Mana. Men sizga ishonaman. Bosh prokuratura, bosh prokuror, Nig'matilla Yo'ldoshev, majburiy ijro byurosi xodimiga taqdim etyapman. Ko'rib turganingizdek, ommaviy axborot vositasi vakili sifatida xizmat guvohnomamni taqdim etsam-da, bunga unchalik ta'sir chorasi yo'q ekan. Bu muhim ahamiyatga ega emas ekan. O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridan davlat ro'yxatdan o'tganligi to'g'risida mana guvohnomam. Men bu xodimga bir necha bor qaytarishimga qaramasdan qaytarib ta'kidlab o'tishimga mana shtrik kod orqali sizga kerakli ma'lumotlarni olib olishingiz mumkin deyishimga qaramasdan ko'rib turganingizdek chiqarib olib kelib bering. Mana shu qog'ozchani chiqarib olib kelib berishim kerak ekan. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori. Sabab nima bo'ldi? O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi. Yo'q. Ikki marta bo'lib qaytib kelishdi. Shaxsiy xavfsizlik tarkibi xodimlari, majburiy ijro byurosi, davlat. Shaxsiy xavfsizlik xodimlari, mana bu xodimlaringa dars bir qanaqadir o'qish yo'llarini o'rgatib qo'yasizlar, o'qitib qo'yasizlar degan umiddamiz. Namangan viloyati majburiy ijro byurosiga biz tashrif buyuramizda va boshqarma boshlig'iga kirib, mayna mana shu holatlarni ko'rsatib, bu holatga izoh olamiz. Kuzatib boringlar. Kirursinmi? Ha, mana shu yerda o'tib kirsinmi? Bu narsa.
Ben ötkeze bakırgenizde çüntürdüm sizde. O apelasyonu verseyen, boşak sen biz acilin, toktaş toktaş acilin bulmuşsa icra kılavereyemiz. Çünkü bizde anakası yok. Yo, onu çüntüm. Fazla icraçı hati yaptı ki, körüşüp olsam icraçı hati yaptı ki, menge de yaptı. Ne zalip olup durgen için, ben toktaş tutup ben de yaptı da, toktaş tutup dedim. Sud kararı vardı. Hazır şu yaptı, yapar dedi. Ben kış için özlerini aldılar demedik ama. Menge toktaş toktaş icra kıyamadık ki. Sizden büyük itiraz bildirmeyen de, başlığı yaksı. Ben kol aslı değilleri bilmeydi şu nersane de. Durgen için, onun için aldı zekiye gene. Tayinlendi gene başkaktan tayinlendi degen ba. Endi beredi de. Çünkü bunda da bu majburi icra qilish jarayoni faqat biz o'zimiz o'sha ichki ishlar, favqulodda vaziyat, solon hammasi bo'lish kerak-da. Qaysidir bitta holat bittasi bo'lmay qolsa biz qila olmaymiz. Tushunyapsizmi? Qaysidir bittasi bo'lmaguncha. Shu qarang boshliq men bor uzr gaplaringni bo'layapman-ku mana qarang. Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risida ham yozib qo'ygan qonun bor. Aytayaptiki O'zbekiston Respublikasidan akkreditatsiyadan o'tmagansan deyapti. Xo'p deyapman. Akkreditatsiya guvohnomamni taqdim etyapman. Boshqa qilyapman. Bu guvohnomani jinni emas odam yasab olmaydi. Qalbaki bo'ladi. Hujjat rasmiylashtirib, qalbakilashtirish bo'ladi. Xo'p dedim. Keyin nima taqdim qilyapsan? Akkreditatsiyadan o'tganligini deyapti-da. Xo'p dedim. Unga ham cho'ndim, ko'ndim. Nima? Keyin ma'lumot berasiz. Xo'p dedim. Mana marhamat dedim. O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot agentlikdan o'tilgan ro'yxatdan marhamat dedi mana shtrix kodni telefoningizni skaneri bo'lsa tekshirib ko'ringsa menga chiqarib olib kel deyapti yosh bo'laman siz mana bu boshlar nima bo'lganda ham bunday baribir shuni biz ijro hujjat bo'lgan ijro qilishga majburmiz qilamiz ana mana shunaqa qilib javob bersa bo'ladimi shu odam hajjon aka qachon degan joyda bor endi u bir kishi u ikkinchi taraf kelmasa deyapsiz yo'q bo'lsa ijro qilishga meni haqqim yo'q deyapsiz ijro qilish haqqim yo'q emas tanasini shuning. Ertaga uni shikoyat qilishini qilma deyishga haqqim yo'q deyapman. U shikoyat qilish vakolati bor-da, uni ertaga qildi. Men yo'q O'zbekiston Respublikasi fuqarosi. Uni bundoq qildi deydi. Shuning uchun hamma birgalikda bo'lganda ijro bo'lsa to'laqonli ijro. Yana kelmasa nima bo'ladi? Yana kelmasa. Hozir belgilaydigan ijroyingizga yana kelmaydi u aniq kelmasligi. Biz yana ogohlantiramiz. Bir martada bo'lmaydi. Bir marta ogohlantiramiz. Kelmadim keyingisida yana uni ishtirokisiz qilish to'g'risida xat beramiz. Og'ayna, sen kelsang ham kelmasang ham ishtirok. Ogohlantirilgan ekanda bir necha marotaba ogohlantirilgan ekan boshlar. Bordi ijrochi qilolmadi. İkinci marta yo'q bo'ldi. İcra qilinmadi. Ya'ni endi bu oxirgisimi? Hozir ijrochidan bilaylik qachon. Oxirgisi bo'lmaydi. Ya'ni nimaga? Qayerlarni? Hozir yana gaplashamiz. Kirib ijrochidan bilaylik. Antikorrupsiya.